Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORX sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok muazzam bir konsept ve çok muazzam bir video ile daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün çarkı çevir çıkan takımı Çıkan takıma ikon Puyol al diye bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bütün takımları alacağız. Sonra da tamamen Süper Lig kadrosu kuracağız. Gerçekten efsane bir şey olacağını düşünüyorum ve muazzam bir şey olacağını düşünüyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. O zaman hiç haksızlık olmaması adına çark çeviriyorum. Hiç kendim seçmedim. Sıra sıra da yapmıyorum. Direkt çark çeviriyorum. Çıkan takımı yapacağım. Bir dahaki videoda da bu videoda çıkan takımı silip o şekilde çark çevireceğiz. Yani sonuna kadar her takımı yapacağız arkadaşlar. Tabi her gün bu videodan atmayacağım. Aralıklı aralıklı atacağım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğeniyorsanız like'larınızı unutmuyorsunuz. Destek için like'lar bu aralar çok önemli. Atıyorsunuz zaten. Az tayfaya güveniyorum. Herkes atsın. Yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Abone olmayı unutmayın. 100 bin abone olun da emin adımlarla hızlı hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Ve haydi bakalım. Bastım. Evet, çarka bastım arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Başakşehir geldi arkadaşlar. Gerçekten muazzam oldu Başakşehir'in gelmesi. Bizim için de güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım, Başakşehir geldi. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, şimdi hesaptaki takımı bir görelim. Böyle bir hesabımız var. Ve şimdi takıma Başakşehir'in kadrosunu kuracağız. Bakalım neler olacak. Şimdi hemen search'e bastık. Takım. Bu arada arkadaşlar, oyunu neden İngilizce oynuyorsun diyenler var. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Telefonu artık İngilizce kullanmaya karar verdim. O yüzden, ama çok sorun oluyorsa yorumlara yazın. Türkçe'ye de döneriz. Hiç sorun değil yani. Bunu halledebiliriz ama İngilizce bence daha güzel arkadaşlar. Hem sağ kanat bek, sol kanat bek'i de halledebiliyoruz. Onu zaten daha önceki videolarımda söylemiştim galiba. Hemen bir stoper seçelim. Başakşehir'in stoperlerini alalım. Atıf Şehitçi var. Atıf Şehitçi diyorum bak. Ağzıma takılmış. Aurelien Şehitçi var. Tamam, Çeyçu'yu alırız. Bir de Manuel Da Costa'yı mı alırız? Epuriano mu? Şu anda arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Hemen yazalım Çeyçu'yu. Çeyçu. Fiyatlar 29.000 falan. Çok pahalı değil arkadaşlar zaten. Hemen alalım. 28.000'i de var. Hemen 28.000 olarak aldım. Arkadaşlar takım değiştirdiğimi gerçekten bilmiyorum ama Epuriano'yu da alıyorum. Epuriano. 11.750. Evet arkadaşlar, Epuriano'muzu da aldık. Şimdi sıra sol bekte. Hatta şunu min 70 yapalım da arkadaşlar, 70'ten yüksek şeyler çıkmasın. Şimdi sıra sol bekte. Hemen sol beklerimizi alacağız. Gael Clichy'miz var. Neden bu kadar düşük bu Gael Clichy? Keşke biraz daha yüksek yapabilirlermiş. Keşke dedim başta, sonra da yapabilirlermiş dedim. Değişik bir cümle kurdum. Evet arkadaşlar, Gael Clichy'yi de 15.000'e aldık. Çok fazla zaman kaybetmeden hemen bir sağ beke bakıyoruz. Evet, Junior Çayçara. Kayseri mı bu acaba? Yok, bu Kayseri değil. Evet arkadaşlar, 6000 coin ise de bunu alacağım büyük ihtimal. Evet, 6200'e alalım o zaman. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Junior Kayseri mı, Kayçara mı, Çayçara mı neyse aldık arkadaşlar. 4-3 dizilişi kullanmayacağım. Sebebi ise arkadaşlar, Arda Turan'ı kullanacağım. Arda Turan'ı kullanacağım için 4-3 dizilişini kullanmayacağım. Şimdi buraya Arda yazalım. Arda yok mu ya? Turan mı yazacağız? Arda nerede ya? Arda Turan yok mu oyunda? Arda Turan Barcelona'da değil miydi? Gerçekten şu anda hiç aklımda değil ya. Andre Gomes var burada. Arda Turan bu ara takımını değiştirmedi. Yok, Barcelona'daydı ya Arda. Yok mu oyunda? Abi yoksa çok üzülürüm. Ben Arda Turan için istiyordum Başakşehir'i. Ve Başakşehir geldi tam zamanında. Ama Arda Turan yok. Dur, Arda Turan'ı bulabilir miyiz? Nasıl bulacağız? Arda yok değil mi gerçekten ya? Yapmayın bana bunu. Arda yok. Takım seçimini kapatsak yine mi çıkmaz? Aa yok. Aa var var var. Başakşehir kartı var hem de. Tamamdır. Çok güzel. Arda Turan'ın Başakşehir kartı hem de CM arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu bu. Bu arada oyuna girdiği anda da gol attığını unutmayacağız. Güzel bir para basacağız arkadaşlar Arda Turan'a. Ama Arda Turan için değer efsane oldu. Bu keşke kartı birazcık daha dizaynlı yapsalarmış ama kadroya koyunca 80 yeni geçeceği için büyük bir ihtimal dizaynı değişir diye düşünüyorum. Umarım da değişir yani. Evet, şimdi diğer iki CM'yi de alacağız. Hemen şöyle aramamızı düzeltelim. Süper Lig. Başakşehir neredesin? Burada.
Ve CM. Aynen. İki tane daha CM alacağız şimdi bu takıma. Ama 70'in üstündeki CM'lerden alacağız. Emre Belözoğlu var. 26.000 coin ise. Evet, 26.000 coin ise Emre'yi verelim. Emre'ye 26.000 coin verelim. Ve başka Arda ve Emre'den başka yok gibi 65 falan yazalım. Belki 65'lik falan vardır. Yok arkadaşlar, daha da düşük 59'luk olanı alacağız arkadaşlar. O zaman CM kullanmamız daha mı mantıklı olur? Ya da hepsini yapalım. CM, cam veya CDM alalım bir tane de. Fark etmez arkadaşlar, o kadar da önemli değil. Ya da ya ben yok, Mossoro'yu alayım. Mossoro'yu alacağım arkadaşlar bu takıma. Mossoro nasıl yok abi? Dur şöyle sadece camı açalım. 75, 75. İnşallah çıkar. 17.750'ye var. Hemen arkadaşlar 17.750'mizi o zaman verelim. Şimdi sol kanat, sağ kanat ve bir de santrafor alacağız. İlk olarak bir santraforu bakalım. Santrafor neymiş? Mevlüt Erdinç var. Adebayor var. Tabii ki de Adebayor'u alacağız arkadaşlar. Hemen Adebayor'u yazalım. En yüksek neyse onu alıyorum arkadaşlar. Bayağı bir coin harcıyorum. Bu yüzden like'larınızı esirgemeyin yani. Bayağı bir coin gitti. Ancak sağlık olsun arkadaşlar. Şimdi sol kanatımızı alacağız. Sol kanat Elia var. Elia da çok pahalı ya. Sol kanat. Keşke bir tane stoperi almasaydım ben. Zaten Ikon Puyol alacağız takıma. Arkadaşlar Elia'ya da 125.000 coins vermemiz gerekiyor maalesef. Hemen şimdi sırada sağ kanatımız var. Sağ kanatımızı da seçiyoruz. Sağ kanat oyunda yok. O zaman RM de yok. Belki 60'lık falan vardır. 60'ın da aşağısında vermem ama. O zaman RM'yi seçeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar bu bölüme. Tunay Torun var. Edin Vişka var arkadaşlar. Edin Vişka'ya para vermektense Tunay Torun'u almak zorundayım artık. Çünkü bayağı bir para harcadık. Hemen Tunay Torun'a da 9.400'ü verelim. Çok fazla bakmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar hemen kadromuzu o zaman kuralım. Bakalım nasıl bir kadro olacak. Hemen şimdi dizilişi 4-3-3'e çevireceğiz. Hemen ama çevirmek için birazcık vakit kaybımız olacak arkadaşlar. 4-3-3 atak ama. 4-3-3 atak var mı? Aynen bakalım. Aha, tam aradığım kadro biliyor musunuz? Hemen seç. Şimdi bu kadro 80 geni de geçecek. Çok rahat bir şekilde. Hemen bir tek bir tane oyuncu istediği pozisyonda oynamayacak. O da olacak arkadaşlar, o kadar. Yapacak bir şey yok. Hemen Mossoro'ya koyduk. Arda Turan'ın nasıl durduğunu çok merak ettim. Hemen Arda Turan'a bakalım. Arda Turan bu... Abi adam elit haliyle bile değişik durmuyor ya. Arda Turan'a birazcık upgrade yapsaydınız, bir şeyler yapsaydınız. Bunu bana yapma EA lütfen. Evet, hemen sağ kanata RM olarak aldığımız adamı koyacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu konuda o RM neredeydi o RM? Tunay Torun muydu? Aynen, 74'lük bir RM vardı. Tunay Torun neredesin ya? Ama orta sahalarda olacağı için arkadaşlar o. Aynen burada olacak. 74'lük bir Tunay Torun olacak. Ama yok. Bulamadım ya. Cengiz Ünder var. Heh, Tunay Torun buldum. Tamamdır. Santrafor'da kim vardı? Adebayor vardı. Hemen Adebayor'umuzu da bulup koyacağız. Abi bu niye buraya kaymış? Evet, Adebayor'u da koyduk. Keşke Arda Turan'ın kite diyorum. Kart dizaynı daha güzel olsaydı. Bu arada kaleci almadık. İlginç bir şekilde unuttum kaleciyi. Neyse, alırız birazdan. Şimdi arkadaşlar sırada sol bek var. Hemen sol bekimizi alalım. Gael Clichy. Puyol kalacak. En yüksek stoperimizi de alacağız. Stoper kimmiş en yüksek olan? Aurelien Çetçu mu? Atıf değil, tamam. Atıf değil. Hep aklıma Atıf takılıyor arkadaşlar. Kaleciyi de almayı unutmuşuz. Hemen kaleciyi de alacağım. Ve Kaysara Çayçara'yı da aldık. Her neyse. Evet arkadaşlar, şimdi bayağı bir skill boostumuz var yükselebilecek. Agresyon var. İki tane oyuncu yükselttiği için 150 bin coins buna verdim. Umarım sıkıntı olmuyordur. Verdim ama maalesef verdik yani. Yapacak bir şey yok artık. Verdik. Bunları da vermeyelim arkadaşlar. O kadar da gerek yok. Zaten takım 85'ken oldu. Şimdi bir de kaleci alacağız. 84'e falan düşer en fazla. Çok düşeceğini düşünmüyorum. Hemen goalkeeper'ımızı seçiyoruz ve Volkan Babacan alacağız. De Volkan Babacan çok pahalı. Gereksiz pahalı arkadaşlar. O yüzden Mert Günok'a 3.550 coins veriyoruz. Ve Mert Günok'umuzu da aldık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hemen Mert Günok'u da takımımıza koyuyoruz. Evet
Evet arkadaşlar, takımımız bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi umarım takımımızı beğenmişsinizdir. Ben takımı çok beğendim. Şimdi arkadaşlar dilerseniz bir test amaçlı bir yerden maça gireceğim, ama nereden maça girebiliriz? Maça giriyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Umarım kazanırım arkadaşlar. Gerçekten çok zor olacağı benziyor. Bir tane gol atsam bana yeterli. Bakalım bir tane gol atabileceğiz mi? Atamazsak da sağlık olsun diyoruz ve başladık. Abi Adebayor çok yavaşmış ya. Tunay Torun. İsabetsiz pas atma lütfen. İsabetsiz pas atma. Onu oradan nasıl geçiremiyorsun? O kadar mı kalitesizsin ya? Bu kadar olmaması lazım abi. Gerçekten olmaması lazım bu kadar kalitesiz. Maalesef oluyor. Arkadaşlar bence Puyol'la veya Elia ile falan top sürmemiz lazım. Çünkü şu anda Puyol 104'ken olduğu için hepsinden daha iyi top sürebileceğine inanıyorum ben. O yüzden bir Puyol'a top gelirse Puyol'la top süreceğim, ama gol yemememiz lazım tabii öncesinde. Arda Turan da olabilir ya. Dribblingi falan bunun düşük değildir. Dur bakalım. Güzel güzel. Arda Turan hiç kötü değil arkadaşlar. Defansta birazcık sıkıntı yaşayabilir ama buraları çok rahat geçebiliyoruz Arda Turan'la. Ama evet Arda Turan bravo be. Çok iyisin. Çok iyisin dedik. Topu kaptırdın. Abi bu kadar zorlu olmamalıydı ya. Emre aferin. Çok güzel pas. Hadi Arda ya. Adebayor topu kontrol et. Abi Adebayor kadar ağır bir futbolcu ben görmedim. Bu adam gerçekten bu kadar ağır değil ya. Gerçekten değil ya. Çok kötü yapmışlar abi. Adebayor hak etmediği kadar kötü bu oyunda. Ben size söyleyeyim. Umarım kendisini FIFA Mobile'de test etme imkanı bulmuştur. Ya da bulmasın, yoksa EA ile arası bozulur. Yani bu kadar da kötü değil bu adam. Hiç top süremiyor. Chaplin. Puyol al işte topu. Tunay Torun da var ya, yemin ederim isabetsiz pas atmak için oluşturulmuş bir futbolcu ya. Vallahi billahi. Sadece adamın hedefi isabetsiz pas atmak. Hadi. Bak. Heh. Onu bile atamıyordu. Arkadaşlar Adebayor ara pas atmak kadar saçma bir şey yok. O yüzden atamıyorum. Topu kontrol bile edemiyor. Hadi Mossoro. Aferin be. En azından şut çekeceğiz. Gol olmasa bile. Hadi. Abi o ne kadar kötü bir şut ya. Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum hocam ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Kafa vuramıyoruz ki. Hadi Arda hadi ya. Arda Turan. Arda Turan. Arda Turan. Ara pası deniyorum ya hadi. Ya geçirsene şu pası abi. Bu kadar mı zor ya? Bir tane pas geçireceksin ya. Mossoro. Hakem maçı bitirme ya. Bitirme ya. Evet arkadaşlar, hakem maçı bitirmeseydi belki de atardık da atamazdık diye ben yine de düşünüyorum. Böyle bitti arkadaşlar maç. Maalesef gerçekten çok zor. Bu kadroyla olmuyormuş demek ki. İkon Puyol da olsa Başakşehir'de demek ki zorlanılıyor. Burada videomuzun sonuna geldik. Bu serinin devamı için çok güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten muazzam bir videoya gidebilirsiniz. Hadi arkadaşlar şuradaki iki videodan birine gidin. Gerçekten güzel videolardı. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın ve bye bye.